Merhabalar, nasılsınız? Yeni bir video ile sonunda karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yeni bir mekandayım. Çünkü biz taşındık. Bilmeyeniniz kalmadı ama biz taşınalı hatta 3 hafta oldu. Hani saçım küçük Hüsamettin gibi saçımın hikayesini anlatacağım. Size anlatacağım o kadar çok şey var ki. Öncelikle yeni mekanda ilk videom. Bundan sonra videolarımı bu odada çekeceğim. Odada ses biraz yankı yapıyormuş gibi çünkü odada çok fazla eşyam yok. Aslında şöyle, şu dönemde şu an üzerine çekim yaptığım büyük bir masa var. Arkada Ikea'nın Alexi'nin çakması var. Şurada Ikea'nın Alexi var. Şurada bir tane sandalyem var. Şurada bir tane beyaz dolap var. Beyaz mı? Siyah kocaman bir dolap var. Ama siz onları görmüyorsunuz. Fakat yine de genel anlamda çok fazla eşyalı bir oda olmadığı için sesim yankı yapıyor olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Bu bir. İkincisi, bir pencerenin önünde çekim yapıyorum. Bence en iyi ışık doğal ışık. Akşamlar için belki yapay ışık ileride olabilir ama şu an için ışık aldığını düşünüyorsunuz. Çok parlak olabilir. Yani ne ışık ne ses konusunda çok harika bir video olmayabilir bu. Çünkü yeni taşındık. İlk videom deneme bu. Bakalım nasıl olacak. Taşındık. 3 hafta oldu taşınalım. Ve başımıza gelmeyen kalmadı. Yerleşemedik hala tam olarak. Bunun da sebepleri var. Bu sebepleri de sizlere anlatacağım. Öncelikle saçımın neden bu kadar iğrenç, yağlı ve küçük Hüsamettin gibi göründüğünü size açıklayayım. Dün akşam banyo yaptım. Banyo yaptıktan sonra yatma hatasına düştüm. Zaten şekil anlamında bir şekilsizlik vardı. Tam olarak paketlerimizi açamadığımız için, gerçi artık açtık ama dün akşam itibariyle birçoğunu açtık ama tam olarak paketlerimizi açamadığımız için normalde kullandığım şampuanım vesaire hala hangi kutuda bilmiyoruz. O yüzden Charlie'nin aldığı böyle küçük deneme boyu bu CVS'de falan böyle 1 dolara satılan Garnier'in böyle renksiz bir şampuanı var. Yeşil şişeli. Neyse onu kullandım. İğrenç bir şampuan. Hiç memnun kalmadım. Saçları böyle çok yağlandırıyormuş gibi geldi. Neyse. Yani saçlarımın yapış yapış iğrenç ve garip şekilsiz görünmesinin sebebi bu bence. Onun dışında arkada mumum var. YouTuber mumu. Bu olmazsa olmaz diye yaktım. Beni ciddiye almazsınız eğer arkada mum yanmıyorsa diye düşündüm. Sonra orada bir tane fotoğraf çerçevesi var. İçinde bendeniz, Emine ve Özgür var. Benim kıymetlilerim kendileri. Öyle. Şu arkamda gördüğünüz beyaz büyük şey closet dedikleri dolap. Yani burada gardırop, Amerika'daki evler bilmiyorum kendi eviniz olursa nasıldır ama bildiğim kadarıyla gardırop diye bir şey yok burada arkadaşlar. Şu arkada ki ne derler onlara? Türkçesini bilmiyorum. Dolap işte var. Şu kapısını sürüyorsunuz açılıyor, sürüyorsunuz kapanıyor. Kıyafetlerim var içinde. Onu kapalı tuttum ki derli toplu görünsün diye hem de arkada beyaz bir fon olsun diye. Çok sade, çok boş mudur bilmiyorum. İlerleyen zamanlar oraya başka şeyler koyar mıyım bilmiyorum ama şimdilik bu şekilde. Ve açıkçası benim bu sadelik, bu beyazlık hoşuma gitti. Bugün makyaj yapacağım her zamanki gibi. Aldığımdan beri size bununla hiç makyaj yaptığımı bilmiyorum. Too Faced Chocolate Bar paletle. O yüzden onunla bir makyaj yapacağım. Henüz kahvaltı etmedim, karnım çok aç ve ben çikolatasını katlayarım. Sorar mısınız? Bu arada şu an arkada, siz görmüyorsunuz, kameranın arkasında bir adet pencere var ve o açık. Dışarıdan çok gürültü geliyorsa bundan sonraki videolarım kapalı şekilde yapacağım ama denemek için yaptım. Bir önceki evimiz otoban üstüydü. Çok fazla araba gürültüsü her daim geliyordu kapalı pencereyle bile. Şimdi öyle bir sorunumuz yok. Tabii ki sokaktan geçen arabalar şu an olduğu gibi var ve bunları duyuyoruz ama eski ev kıyasla bu ev çok daha sakin diye ben pencereyi açtım ama bilmiyorum. Eğer ses olayını kötü bulursanız ileriki videolarda pencereyi kapatabilirim. Neyse çok konuştum. O kadar çok anlatacak şey var ki Türkiye gelişimden bahsedeceğim. 19 gün sonra Türkiye'ye geliyorum. Yani bu videoyu çekiş günümün tarihi. Bugün 4 Mart. 23 Mart'ta Türkiye'ye geliyorum. Daha doğrusu 23 Mart'ta bineceğim. Türkiye geldiğimde tarih 24 Mart olacak. Neyse Türkiye'ye geliyorum yani 20 gün sonra. Onun heyecanı, ondan bahsedeceğim. Charlie'yle çok önemli hayati bir karar aldık. Instagram'da duyurmuştum zaten. Ondan bahsedeceğim. Yeni evimizden bahsedeceğim ama önce biz bu evde niye 3 haftadır evdeyiz ama hala paketlerimizi açamadık ondan bahsedeyim. Böcek sorunu yaşadık. Benim hayattaki, benim eski videolarımdan beri takip edenleriniz varsa bilin de hayattaki en büyük korkum, iki korkum var. Biri böcekler, ikincisi deprem. Böcekler daha büyük bir korku hatta. Depremi böceklere tercih ederdim muhtemelen. Çok büyük bir fobi bu benim için. Kendimi bildim bileli. Beni bilen de herkes bilir.
müthiş bir böcek fobim var. Biz bu eve taşındığımızda ben çok heyecanlıydım, çok mutluydum falan filan. Ben evimize hala aşığım, evi çok beğeniyorum. Biz bu evi... Önce şu böcek konusunu anlatayım, ondan sonra makyaja başlayacağım. Böceklerden bahsederken makyaj yapamayacak kadar psikopat hissediyorum şu an. Bu evi tutma aşamasında biz bu evi gelip 3 kere gördük. İlk gelişimde Charlie işteydi. Biz işte ilanını bulduk evin. İbo ve ben ikimiz geldik. O gün bizim izin günümüzdü. Geldik, evi gördük. Evi gördüğümüz esnada ev henüz temizlenmemişti. Temizlik işte boyası yapılıyordu. Ve ben evi çok beğendim. Bu evi beğenmemin belli başlı sebepleri var. Birincisi çok aydınlık, çok ışık alan bir ev. Bana güzel geliyor. Böyle ışık kulesi gibi bir ev. İkincisi yerlerinin tamamen fayans mı diyeceğim? Laminat mı? Hiç de anlamam böyle şeyler. Taş yani. Daha önceki evimizin yerleri şeydi, halı flex'ti ve bu evde hiç halı yok ve ben bundan çok memnunum. Yerler taş, yani beyaz taş, beyazımsı böyle kirli beyazımsı, kırık beyazımsı taş ve benim çok hoşuma gidiyor. Bana daha temiz, daha aydınlık bir ev görüntüsü veriyordu. Odaların büyüklüğü istediğimiz boyutta, kirası bizim için çok uygun söyleyeyim ya, $1,025 kirası San Diego için bence çok uygun. Muhit olarak çok uygun. Çok kötü muhitlerde, çok salak evler gördük $1,300-$1,400. Bu daha önceki çıktığımız evden de çok daha ucuz kira olarak. Bizim için çok uygun olacaktı yani kira olarak. Kirasını çok beğendik. Daha önce yaşadığımız yere çok yakınız. Doğal olarak işime yakınım. Bildiğimiz, ettiğimiz her şeye yakınız. Merkezi bir yerde oturuyoruz. Yani bunlar, tüm bu faktörler bir araya gelince ben bu eve aşık oldum. İlk gördüğüm an. O gün evi ben çok beğendim diye ve çok övdüm diye akşam Charlie iş çıkışı Charlie'yle beraber geldik. İki kere gördük evi. Daha sonra bir kere de temizlenmiş haline geldik ve gördük. Gördükten sonra da ödevimizi yaptık. Biz bu evin temizlenmiş haline gelip gördüğümüzde ben evde böcek falan hiçbir şey görmedim. Yeni temizlenmiş bir evdi. Depozitomuzu ettik falan filan. Her şeyimizi yaptık. Daha sonra bizim diğer evden diğer eve ekstra bir ay kira vermemiz gerekti. Tam zamanında çıkış tarihi vermediğimiz için. Bu evin kirasını vermiş olmamıza rağmen diğer evde kalacak hala 2 haftamız olduğu için o evde kaldık. Bu 2 hafta sürecinde yavaş yavaş taşınalım diye düşünüyorduk. Bu da işte Ocak 15 civarı oluyor. Biz artık her şeyi tamam demişiz. Ödememizi falan yapmışız. Anahtarımızı almışız. Pardon. Bu Şubat 1 oluyor. Biz bu eve Şubat 15'i gibi taşındık. Pardon. Neyse. Evet, Şubat 15'i tam taşındığımız gün. Şubat 1'de biz evin anahtarlarını aldık. İşte okey denildi falan filan, paralar bilmem neler ödendi. Eve geldik. Şimdi bunlar bu evi temizlediler ama tabii ki onların sadece temizlemesi de olmaz. Biz bir evi temizleyip yavaş yavaş eşyalarımızı taşıyalım diye düşünüyoruz. Eve bir geldik. Duvarlarda böcek giriyor. Yani sanki böyle bütün duvarlarda böcekler yiyormuş gibi söylemeyeyim. Bir duvarda bir tane böcek gördüm ben. Kara Fatma. Ya da hamam böceği. Aynı şey sanırım. Şimdi buradaki hamam böcekleri Türkiye'deki benim normalde gördüğüm gibi yazın falan özellikle hani böyle uçanlar falan onlar gibi böyle büyük bir parmak büyüklüğünde hamam böcekleri değil. Onları hiç görmedim. Daha doğrusu onlardan gördüm dışarıda ama Charlie onların su böceği olduğunu diyor. Waterbug diyor onlar için. Neyse. Bizim evimizde olanlar Türkiye'de görüp de benim kalorifer böceği diyebileceğimiz ya da ama aslında hamam böceği onlar şu boyda olanlar. Yani şu parmağımın şu boyu kadar. Erişkinleri bu boyda. Ama bu benim için yeterli. Zaten öbür türlü büyüklerinden olsaydı ben bu evde hayatta duramazdım. Mümkün değil. Neyse ben onlardan bir tane canlı gördüm. Duvarda yürüyor. Charlie bu ne dedim. Hemen öldürdüm. Daha sonra mutfağa gittik. Mutfak dolaplarını işte açtık temizleyeceğiz falan. İçeride ölü böcekler var. Benim kafalar yerinden oynamaya başladı. Sonra bir tane çekmece açtık. Canlısı var. Evde böcek var. Yani hayatımın şokuydu diyebilirim. Şimdi ben saraylarda büyümüş peri padişahının kızı, hayatta böcek görmemiş, böcekle yaşayamaz falan havalarında değilim. Ama hayatta en korktuğum şey böcek. Yani benim böcekle yaşamam imkansızdı. Çünkü artık yaşıyorum. Gerçi artık o sorunumuz halloldu gibi ama neyse anlatacağım. Evde böcek var. Ben kafayı yedim. Hemen ev sahibine mesaj attık. Dedim böyle bu evde böcek var. Yani böcek gibi evde taşımak istemiyoruz. İşte o da işte nasıl olur falan filan hemen ilgileneyim durumuna falan dedi. Evi bir kere bombaladık. Bombalama dediğimiz şey evin belli odalarına biz bombalamadık orada, o bombaladı. Ben yapmışım yok konuşmayayım. Bombaladı kadın. Biz yani o gün evi temizlemeye gelmiştik. Biz bu odayı görünce hemen kapıları kapattık. Çıktık evden kadına haber verdik. Kadın geldi evi bombaladı. İşte evin belli
bölgelerin odalarında birer tane bug bomb denilen şeyden koyuyorsun. Onun belli bir süresi var işte, hemen her tarafı kapatıp evden çıkıyorsun. O da böyle pıs diye koku ya da zehir her neyse ondan saçıyormuş. İşte bu böyle duvarların arasında yarıklar falan varsa oralara kadar giren her şeye nüfus eden bir şey. Ama bunu eşyalı evde yapamazsınız. Çünkü yani her şeye gidiyor kokusu. Hani böyle elinle spreylemek gibi değil. Neyse. Dedi böyle böyle işte ben bombaladım. 3-4 gün sonra gelin. Zaten bizim 2 haftamız var taşınmak için. İyi dedik. Kaydediyor muyum bu arada? Evet, 10 dakikadır konuşuyorum. Bu arada muhtemelen yarınız bayıldınız ve gittiniz bu muhabbetten sonra. Ama anlatmam lazım. İçimde büyük dert. Ev bombalandı. İyi hadi hoş dedik. Olur yani. Olabilir değil mi? Olmaması lazım. Boş, yeni boda boyanmış, temizlenmiş şey olmaması lazım ama hadi dedik neyse. Aradan 3-4 gün geçti. Biz artık böyle kutuları falan toplamaya başladık. Öbür evde kutuların içinde yaşıyoruz resmen. Onları toparlamaya başladık. Yanımıza birkaç tane kutumuzu aldık, yavaş yavaş yerleşelim diye. Temizlik malzemelerimizi aldık, geldik. Ölü böcekler gördük. Normaldir. Yeni spreylendi falan filan her neyse. Ama ben canlı da gördüm. Artık ben böyle saç başlıyor olma. Ya o zaman cidden başladım. Bu dedim nedir yani şey yaptık falan filan. Birkaç tane daha canlı görünce banyoda işte küvetin içinde vesaire ben bu kadına tekrar mesaj attım. Dedim böyle böyle siz bunu ilaçladınız ama hala böceğimiz var. O zaman kadına dank edip gelip apartmandaki diğer kişilerle görüşmeyi düşünmüş. Bu apartman, bu binada 8 tane apartman var. Ve kadının söylediğine göre biz bunu söyledikten sonra fark ediyor ki alt komşulardan bir tanesinin evinde hamam böcekleri istila etmiş. Ve bu olaydan sonra, şimdi tam bir sırasını hatırlamıyorum artık, yani kadının söylediği bize alt komşuların evinde var. İşte gitmiş göğe bütün 8 daireyi dolaşmış, tek tek kapılarını çalıp sormuş. Mesela ben yandaki hemen dairemize sordum. İşte evinizde hamam böceği var mı diye. Ya we are seeing here and there dedi. Arada 3-5 tane görüyoruz gibi bir şey söyledi. Arada birkaç tane görüyoruz. Nasıl yani? Nasıl arada birkaç tane görüp de bunun hakkında hiçbir şey yapmazsın? Ve böcek öyle bir şey ki biz bu evi her gün de ilaçlasak apartmanda olduğu sürece bir de gelmeye devam edecekler. Biz ilaçlayacağız, bizden gidecek. İlacın etkisi geçince diğer taraflarda olduğu için hala buraya gelecek. Neyse. Böyle bir sorunumuz oldu. Ev 2 kere bombalandı bu anlamda. Ve biz artık tam yerleştik, yani eşyalarımızı getirdik. Hala onları görmeye devam ediyoruz. Sayıları azalıyor ama görüyoruz. Yani hiç öldürmesek günde 5-6 tane öldürüyoruz. Bu benim için çok ciddi bir rakam. Kadın, ben dedim en son tekrar işte eşyalarımız artık gelip taşındıktan sonra 15 Şubat'tan sonra yine görmeye başladık. Ben kadına dedim bak bizim evde kutuların içinde oturuyoruz. Hiçbir kutumuzu açamıyoruz ve evde hala böcek var. Evet tamam o zaman ben bir tane daha bomba koyayım dedi. Dedim yeter artık yani sana da bombana da başlayacağım. Dedim bu bomba besbelli işe yaramıyor. Dedim buna daha güçlü bir ilaç gerekiyor. Bir şey yapın yani. Çerliğimiz oturduk konuştuk. Tekrar geri taşımayı, başka bir eve taşımayı düşündük. Hatta bir ara ciddi ciddi düşündük. Şimdi bu eve yapılmış belli bir masraf var. Sonuçta masrafımızı yani depozitomuzu falan tabii ki geri alacaktık ama taşınırken taşınma işini tamamen Charlie ve kuzeni Philip yaptı. Yani her şeyi eve dair her şeyi sırtlarına taşıdı. Hani Charlie neyse. Yani kocama acıdım resmen. Adam niye taşımak zorunda kalsın her şeyi ikinci bir kez 2 hafta içinde tekrar sırf bu evde böcek var ve ben böcekten korkuyorum diye. İkincisi ben bu evi şu böcek sorunu dışında çok beğendim. Ben bu evde yaşamak istiyorum yani. Hem işte her az önce anlattığım bütün sebeplerden dolayı fiyatı, muhiti, içini beğenmiş olmam vesaire vesaire sebeplerinden ötürü ben bu evden gitmek istemiyorum. Böcekler gitsin ben gitmeyeyim istiyorum falan filan. Ama Charlie sağ olsun yani bana dedi hayır sen burada yaşayamam diyorsan taşınırız. Ben de dedim biraz daha savaşalım. Neyse. Sonra biz kendimiz işte bu tuzaklar kurmaya başladık. Hatta şu an görmüyorsunuz ama yerlerimde benim bütün kenarlarda pudra gibi bir şey var. Borik asit denen bir şey. İnsanlara zararsız, hamam böceklerine zararlı bir şey. İşte onun üzerinden geçince falan sinir sistemlerinde bir şeyler olurmuş falan filan. Neyse. Böyle bir böcek sorunumuz vardı. Geçenlerde dolabımı kurdum. Dolabın üstünde bir tane gördüm. Erişkin yani şu boyda. Gördüğüm anda hemen Charlie öldürüyor. Ben öldüremem ne yazık ki. Benim öyle bir sorunum var. Bu arada hayvan seversen ama böcekleri nasıl öldürüyorsun diyen arkadaşlar. Yani alıp atabilmek isterdim ama ben ne öldürebiliyorum ne dokunabiliyorum hiçbir şey yapamıyorum yani. Ya bilmiyorum bir hayvan sever
evini ilaçlamaya karşı olmalı mıdır bilmiyorum ama benim krotofilim böceklerle beraber yaşamaya başladığım noktada bitiyor. Bundan dolayı beni suçlayacaksanız suçlayabilirsiniz. Hamam böcekleriyle yaşamam mümkün değil yani. Hani mesela örümcek olsa yaşardım. Cidden örümcek olsa yaşayabilirdim. Nedir yani? Tabii ki ağlarını falan temizleyeceksin sonuçta ama hani beni bu kadar kafa yedirmez ama bu hamam böceği deyince ben bitiyorum yani. Düşüncesi bile beni çıldırtıyor. Neyse. Son birkaç günde hiç görmedik. Her yere ilaçlarımızı falan koyduk. Bütün işte bu klozetlerin içleri şunlar bunlar falan filan. Öyle. Bu kadar süredir açılamamamızın, taşınamamamızın sebebi bu böceklerdi. Onlardan kurtulmaya çalışıyorduk. Şu an kurtulduk sanırım. Ya da en azından bir sakin olun ya. En azından kurtulmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Evin bu arada işte ilaçlamaya gelen, üçüncü kez ilaçlamaya geldiğinde artık böyle şirket getirdik sonunda cimri kadın. O şirketteki adamın açıklaması işte ilaçlamayı yapan kişi sizin evinizde infestation diyorlar. Yani evinizde yuvalamamışlar. Bunlar diğer apartmanlardan bizim evimize geliyorlar. Bizim evimizde böcekler yuvalamamış ya da işte yavrulamamış ya da infestation yani istila etmemişler bizim evimizi. Alt komşuya yetmişler. Şöyle olayın güzel ve kötü bir yanı var. Alt komşuya kadın evden çıkmadığı için 2 ay müddet vermiş. Yani 2 ay, o zaman 2 ay demişti. Şimdi herhalde 1 ayları falan kaldı, 1,5 ay. Alt komşu çıktıktan sonra tamamen işte o evi mutfağı yenileyeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız, işte evdeki böcekler gidecek falan filan diyor bana kadın. Çok güzel, iyi, hoş ama o böceklerin oradan gitmesi demek, buraya gelmesi demek tekrar. Bu süreçte ben Türkiye'de olacağım ama Charlie'ye böyle büyük talimatlar vermeyi düşünüyorum. Böcek gördüğü yerde tekrar ilaçlatsın vesaire, bir şeyler yapsın, ben yani mümkün değil. Neyse, bu. Siz bakmayın, ben şu an iyiyim. İlk 2-3 gün bu işte ikinci kez bombalandığında ve üçüncü kez spreylendiğinde ben günlerce böyle ağlama komalarına falan girdim. Çok benim psikolojim bozuyor yani. Ah, neyse, şu an iyiyim. Yavaş yavaş yerleşmeye başlıyoruz. Bu. Evet, bu. Makyaja başlayayım artık. Şu iğrenç suratı görmekten bıktınız muhtemelen. Tırnaklarımın da güzelliği. Hocam hemen bahsedeyim. Orly'nin tırnakları değil yani, renk güzel. Orly'nin Purple Crush isimli şu muhteşem ötesi ojesi. Bu arada yüzüğün nerede diyenler alabilir. Yüzümü küçültmeye verdim arkadaşlar. Bu demek oluyor ki. Gerçi rejim, hemen rejimden bahsedeyim. Bir kez makyaj üstünde bahsetmiş miyim? Toplamda 15 kilo verip 6'sını geri aldım. Şimdi o 6'nın birkaçını daha vermeye çalışıyorum Türkiye'ye gitmeden önce. Çünkü Türkiye'de rejim yapmayacağımı söylemiştim. Hayır, 3 senenin sonunda Türkiye'ye gitmişim, yiyeceğim. Buraya geldiğimde muhtemelen tekrar kilo almış olacağım ama veririz gene ya ha diyorum. Yüzümde inceltmeye, küçültmeye verdik. 10 numaraydı ilk yüzüm. Daha sonraki yüzüm 9.25'ti. Fakat son zamanlar parmağım çok büyük gelmeye başlamıştı. 8 numaraya ilişti. Artık 8 numara yüzük takacağım. Hatta bugün ayın 4'ün 5'inde yani yarın hazır olması lazım. 2 haftada yüzük süzüm. Neyse. Makyaj. Mahoyaj. Kaşına kaşına. Şimdi böceklerden bahsettik. Ben kaşınmalara başladım. La 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 la, saat kaç? 10.22 olmuş. Size bahsedeceğim başlıklar var. Çok heyecanlıyım, Türkiye'ye geliyorum. Kafayı yemek üzereyim. Türkiye'ye geldiğimde ilk... Ya neredesin ya? Ben ne yapacaktım? Heh, fondöten. En son kullandığım L'Oreal'in Trimatch fondöteni bitirdim. Şu an Revlon'un şu Colorstay Whipped fondöteni kullanıyorum. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Elimdeki cruelty free olmayan fondötenleri bitirip koleksiyonumdan ve hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum. Bunu biliyorsunuz. Bu doğrultuda L'Oreal'i bitirmiştim. Sırada Revlon var. Bu rengim Natural Beige. İçine de bu kadar kalmış. Çok büyük, çok ağır bir ambalajı var bu arada. Bunu bu arada nikahımda sürmüştüm. Artık elimde sanırım ayna görmeyeceksiniz. Söz vermeyin. Çok yakından göz makyajı yaptığımda falan belki evet muhtemelen eyeliner'ımı sürerken bu aynayı yine elimde göreceksiniz ama onun dışında şuraya bir ayna koydum. Onunla yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar gerçekten çekirici. Şu an muhtemelen zaten izlemiyorsunuz artık bu kadar 20 dakikalık boş muhabbetten sonra ama izliyorsanız şu an ya özgür zekalı falan da izliyorsunuz. Neyse. Ay bu arada ben bu fırçayı o kadar çok kullanmışım ki rengi ismi silinmeye başladı.
Ben bu fırçaya aşık oldum. Real Techniques'in hangi fırçasıydı? Ha, buffing fırçasına aşık oldum. Bu fondöten de çok güzel oluyor uygulaması. Bir şey diyecektim. Türkiye'ye geliyorum yahu. Çok heyecanlıyım. 23 Mart'ta Los Angeles'tan İstanbul'a uçacağım. İstanbul'da yaklaşık bir, tabii ki ailem karşılayacak beni. Bu arada karşılama olayı. İçinizden bazıları beni karşılamaya gelmek istediğini söylediler havaalanına. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız, çok düşüncelisiniz. Elbette gelmek isteyen herkesin başımın üstünde yeri var. Ama bunu Instagram'dan da söylemiştim. Yani sonuçta uçak herhangi bir rötel vesaire olmazsa 13 saatlik bir uçuş yapacağım arkadaşlar. 13 saat boyunca bir uçağın içinde oturup uçuyor olacağım. Doğal olarak perişan ve yorgun olabilirim. Ailem orada olacak. Doğal olarak 3 senedir görmediğim ilk ilgim tabii ki ailem olmak zorunda. Ve yani hani böyle çanta derdiydi, şu derdiydi, bu derdiydi falan olacağı için yani eğer gelenleriniz olursa karşılamaya, yani gelmeyin demiyorum, başımın üstünde yeriniz var, beni de çok mutlu edersiniz, o ayrı. Ama çok fazla ilgilenemeyebilirim. Havaalanında çok fazla kalamayan, yani 15-20 dakikadan fazla kalamayabilirim. Hani onu söyleyeyim de sonradan kimseyi hayal kırıklığına uğratmayayım. Ya gittik o kadar bilgilerine ilgilenmedi demeyin. Yani tabii ki ilgilenirim, ilgilenmez olur muyum ayrı ama hani tutup da bir buluşma gibi olmaz yani. Buluşma demişken normalde ailemin fikri ne kalırsa gelip İstanbul'da 2-3 gün kalıp beni İzmir'e götürmek gibi. İstanbul'da çok fazla akrabam var. Babam orada her şeyden öte. Evet, teyzelerim orada. Gelmiş anneannemi görmek çok çok istiyorum. Anneannem çok yaşlı. Neyse, ondan bahsedersem ağlayacağım, ağlamayacağım. Anneannemi görmek çok istiyorum. Hani hayat bu, yarınımız belli değil. Gelmişken anneannemle muhakkak zaman geçirmek istiyorum. Bir daha Türkiye'ye ne zaman gelirim? Ben geldiğimde anneannem hayatta olur mu bilmediğim için. Ay, salak mıyım diyeyim, kendi kendime ağlatıyorum. Neyse. Anneannemle zaman geç. Pes gerizekalı bilgen, pes. Anneannemle zaman geçirmek istiyorum. Teyzemleri görmem gerekiyor tabii ki o kadar gelmişken. Babamı görmem gerekiyor. Yani İstanbul'da belli bir süre geçirmem gerekiyor. Ve gelmişken buluşma yapmak istiyorum. Buluşmayı biliyorum hepiniz illa pazar, yani birçoğunuz pazar günü yapıyorsunuz. Mantıklı olan da o. Şimdi ben normalde geldiğimde ben buradan salı günü hemen tohvimime bakayım. Ay. Evet. Ben pazartesi günü binip salı günü ineceğim. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Pazara kadar kalmayı düşünüyorum. Pazara kadar kalmamın tek sebebi pazar günü buluşma yapmak istemem. %100 bir buluşma tarihiymiş gibi söylemeyeceğim bunu. Çünkü buluşmayı kesinleştirdiğimde en az birkaç gün önceden, zaten 3-4 gün önceden haber vereceğim. Belki daha bile erken. Fakat Twitter'dan, Instagram'dan ve YouTube'dan duyuracağım size. Yani ayrı video yapacağım onun için. Buluşma için. Fakat muhtemelen buluşma tarihimiz 29 Mart. Pazar günü olacak. Öğlen saatlerinde olur. Yani 12-1 gibi olur diye tahmin ediyorum. Ve açık alanda bir yer istiyorum. Yani kaç kişi gelir bilmiyorum. Belki 10 kişi olacağız. Belki 5 kişi olacağız. Belki 50 kişi olacağız. Bilmiyorum. Yani şimdi hani herkes hep geleceğim der de bence 20 kişi civarı falan oluruz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Daha az olur, daha fazla olur. Bilmiyorum. Ama 20 kişi bile olsa benim 20 kişiyle birlikte bir kafeye gitmem ya da işte bir alışveriş merkezine gitmem. Yani aslında sizlerle alışveriş merkezine gidip böyle işte gratis sabah sonuçta şurada burada laş yok gerçi artık. Ne varsa oralarda gezmek isterdim ama herkesle beraber bunu yapmam mümkün değil. Oturup sohbet edebilelim ve bunu yaparken çevredeki insanları rahatsız etmeyelim isterim. O yüzden muhtemelen açık hava olacak. Hava da güzel olacak diye ümit ediyorum. Benim aklıma, ben hiç bilmiyorum böyle Yıldız Parkı nerede ama herkes Yıldız Parkı, Yıldız Parkı diyor. Yıldız Parkı olabilir gibi geldi. Hangi yakada olacağını bilmiyorum. Benim teyzemlerin büyük ve babam büyük çoğunluğu Anadolu yakasında. Bir teyzem, iki teyzem Avrupa yakasında. Hangi yakada oluruz bilmiyorum. Ama haber vereceğim ve muhtemelen 29 Mart'ta sizlerle bir buluşma yapıp İzmir'e o şekilde gideceğim. Yine bunlar kesin tarihler, kesinleşmiş bilgiler değil ama planım bu şekilde. İzmir'deki buluşma da gene bir pazar günü olsun istiyorum ben. İzmir'de 3 hafta kalacağım. Bu arada ben Türkiye'de 1 ay kalacağım. Bir haftası İstanbul'da,
3 hafta sizin bile şeklinde ya da belki gitmeden önce bir son bir çünkü yine uçağım tekrar İstanbul Los Angeles şeklinde olacak. O yüzden belki gitmeden önce İstanbul'a birkaç gün önceden, bir hafta önceden olmaz herhalde de birkaç gün önceden İstanbul'a dönüp birkaç gün daha İstanbul'da geçirip o şekilde de gidebilirim bilmiyorum. Bakacağız. İzmir'e gittiğimin işte yani 29 Mart, yani benim kafamdaki plana göre, kesin değil yine söylüyorum ona göre şey yapmayın ama 29 Mart'ta İstanbul'da bir buluşma, pazar günü İstanbul'da bir buluşma yapmayı, 5 Mart'ta da yani tam bir hafta sonrasındaki pazarda İzmir'de bir buluşma yapmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar şimdi bu arada kaç katır ama çok çok azalıp sürüyorum ucuna. Muhabbete daldım 20 kat modadan sürdüm. Düşünüyorum bunlar benim düşüncelerim. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Çok çok heyecanlıyım. Çok korkuyorum. Neden çok korkuyorum? Yani sonuçta tamam 20 senedir burada değilim. 3 senedir sadece buradayım. 3 senedir birçok şey değişmiş midir? Ne bileyim ailemi görmedim. Böyle her gece Türkiye'ye gelmekle ilgili rüya görüyorum. Bir gece rüyamda uçağı kaçırıyorum. Bir gece uçağa binmişim saçma sapan valizimi almamışım. Yanıma ayağımda terlik bile yok. Bir gece görüyorum ailem bana çok soğuk davranıyor falan filan. Bir tanesinde teröristler kovalıyordu bizi. Böyle saçma sapan rüyalar görüyorum. Sanırım normal bu. Pasolye yemekli rüyalar görüyorum. İşte böyle arkadaşlar. Heyecan dorukta. Charlie'den nasıl ayrılacağım bilmiyorum. Yani bilmiyorum abartıyor muyum ama böyle Charlie'den ayrıldığımı düşündükçe gözlerim doluyor. O da aynı şekilde. O ayrılık bizim için çok zor olacak. Yani ailemi 3 senedir görmemişim. Eşimi 1 ay görmeden tabii ki yaşayabilirim. O ayrı. Ama hiç daha birbirimizden ayrı kalmadık. Bu kadar zor olacak. Bir de beni zorlayan şey ben oraya gideceğim. 1 ay tatil yapacağım. İşte çalışmayacağım, yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim, tozacağım. Ve bunu çok hak ettiğimi de düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Son 3 senedir eşek gibi çalıştım. Ailemi görmedim. Burada yeni bir hayat kurdum. Hiçbirisi kolay değil bunların ama... Ben bunları yaparken Charlie burada iki işte birden çalışıyor olacak ve bensiz olacak. Böyle biraz beni üzüyor. Neyse. Bizim daha önce söylemiştim çok fantastik bir hayalimiz var. Yaz sonu Türkiye'ye beraber gelmek gibi. İnşallah onu yapabilirsek o zaman süper olacak. Fakat bu süreçte hiç beklemediğimiz şeyler çıktı. Borç altına girdik. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Bakalım. Borçsuz evlilik ev olmazmış. Sanırım bizimki de o şekilde. Benim kapatışım nerede? Gel sevimsiz. Nixon bu kapatıcısın. Ben şu aynayı daha adam gibi bir yere koymalıymışım sanki. Şu an önümde yerimi bir görürseniz. Bunları ben videodan önce yapsam iyiydi. Neyse şimdi şöyle yapayım. Ay çok mu oldu? Elimin ayarı da yok. Ondan sonra yani çok heyecanlıyım Türkiye'de alacağım için. Görmeyi çok istediğim insanlar var tabii ki ailem vesaire dışında. Görmeyi istediğim arkadaşlarım var tabii ki en başta Emine geliyor. Kimse kusura bakmasın. En çok Emine'yi görmek istiyorum. Ondan sonra Gizem Türkiye'ye döndü. Onunla görüşeceğiz. Onunla yapmayı planladığımız şeyler var. İçinizden görüşeceğim arkadaşlar var. Buluşma dışında. Normalde de uzun süredir konuştuğum, ettiğim, planladığım. İnşallah hepsiyle herkese zaman ayırabilirim ama öncelik ailem benim için tabii ki. Yani size hak verirsiniz diye düşünüyorum. Önceliğim ailemle zaman geçirmek. Bakalım yahu. Bir ay kısa bir süre değil yani yetecektir diye düşünüyorum. Türkiye durumu bu işin. Onun dışında... Bu arada farkında mısınız? Aynen bir şeyler uçuyor. Bugün bir blender kullanmadım. Çünkü son zamanlar, bu evi taşındıktan beri hiç bir blender kullanmadım. Ya da kullandım mı? Son zamanlarda fırçalara tekrar dönüş yapmış durumdayım. Gözaltı kapatıcımı sürmek için Sigma'nın Tapered Blending A40'ını kullandım. Fondöten içinde bunu hastayım. Bu da güzel. Pudra olarak bugün Too Faced'in
Pudrasını yeni aldım, size gösterme şansım olmadı video çekeyim. Amazing Face mi? Amazing Lace mi? Pudrasını kullanacağım. Warm Vanilla rengi. Şu şekilde de rengi var. Sepsiri. Oh no. Oh no. Nerede benim şey? Ya of. Ben pudra fırçalarımı yıkadım arkada. Daha doğrusu bütün fırçalarımı yıkadım. Ve pudra fırçam kurumamıştı. Getirmemişim yanına. Ha varmış şurada bir tane. Gel tatlım. Gel tatlım. Ben işte bir fırçanın iki tane olmasının tek avantajı olduğu zaman. El fırçamı yıkamış ama bir tane daha var. İnşallah renk çok garip değil de görebiliyorsunuzdur. Her şeyi. Daha önce görmediğiniz bir şey yapmıyorum ama yine de. Bu video çok uzun olacak. Şimdi bu evimizdeki internet sanırım bir önceki evimizdekinden daha yavaş. Çok sinir bir durum bu da. O yüzden videolarımı yüklerken daha yavaş yükleyeceğim sanırım. Bir önceye kıyasla. Bu da nahoş. Uçuşuyor bir şeyler havada. Önce bronzer mi istiyorsan? Bronzerim de Too Faced. Chocolate Soleil isimli bronzerim. Bugün böyle Too Faced ağırlıklı diyeceğim ama iki tane, üç tane ürün kullanarak. Kokuyor. Kakao gibi kokuyor. Yeni yıkadığım Sigma fırçamla. Ben elimi aynı olaya, ben normalde de elimi küçük aynayla yapıyorum. Kendi kendime makyaj yaptığım zaman da. O olaya o kadar alışmışım ki elim hep ona gidiyor. Kendimi ona alıştırmaya çalışacağım. Şöyle karşıma bir tane büyük ayna koymanın bir yolunu bulacağım. Olacak, hepsi zamanlı olacak. Masaya var. Ama çok güzel değil mi artık? Koltukta oturup da sehpaya şey yapmak zorunda değilim. Önünde masa var, makyaj ürünlerim önümde. Spor oldu, masa maaşı. Heh, ev turu tabii ki. Deli gibi istek geliyor. Ev turu yapacağım arkadaşlar. Ama bir yerleşelim önce. Ev turu videosunu yapacağım. Oda turu ayrı isterseniz onu yaparım. Makyaj koleksiyonu istiyorsunuz ama makyaj koleksiyonu videoları sonrasında altında savaş çıkıyor resmen yorum kısmında. Yani insanlar hem görmek istiyorlar hem de bu kadar çok makyajı ne yapacaksın, niye aldın falan diyorlar. Çok can sıkıcı. Sana ne yani? Aldığımda Tarte'ın bir setini almıştım. Onun içinden çıkan Thrilled. Neyse o aldık. Fırçam da artık hayattan ümidini kesmiş. Bu metal kısım niye böyle oldu bilmiyorum. Inglot'un 27 TG isimli fırçası. Çünkü aldık fırçalarımı yıkadım. Ve kurumadılar. O yüzden bu fırçayla ne kadar verim olabileceğim. Göreceğiz. Zaten çok pigmentli bir aldık da değil. Bu arada evet farkındayım. Ben aldık çok sürüyorum. Bir önceki videomu söylemedim. Bilmiyorum aldık biraz fazla mı olmuş şey. Evet. Ben biraz aldık konusunda elim çok ağır böyle. Sürü sürü veriyorum. Hiç acımıyorum. Şu anda da öyle yaptım sanırım. Henüz daha o kıvama, daha henüz benim elma yanak kıvamıma gelmedi. Ben boca etmeye devam edeyim. Neyse. Sonra Too Faced Chocolate Bar. Ya ben bulamak. Ya ben Türkiye'ye gelirken hangi paletimi getireceğim? Şimdi parfüm, bir tane parfüm getirmeyi düşünüyorum. Hangisi olduğunu henüz bilmiyorum. Böyle 50 tane parfüm, 50 tane şey taşımak istiyorum. Hatta bir tane parfüm olsun. Bana böyle geldikten sonra Türkiye'yi anımsatsın istiyorum. Ya öyle bir parfüm Versace Christian Noir'ımı getireyim diyorum bir yandan. Bir yandan da o havalar için çok mu ağır olur? Dolce Gabbana'ya götür dedi. Ben Instagram'da sormuştum. Dolce Gabbana'ya götür dedi birçoğunuz Light Blue'yu. Ama hayır, çünkü o Charlie'nin en sevdiği benim parfümüm. Ve ben onu genelde böyle biz işte özel buluşmamız, date'imiz falan varsa da özel günlerimiz, işte yıl dönümümüz falan filan öyle günlerde sürmeyi seviyorum. Daha ziyade Charlie için sürdüğüm bir parfüm o. Türkiye'de onu şey yapmak istemiyorum, sürmek istemiyorum. Neyse ya, bakacağız. Kendi kendime düşünüyorum. Bu
Ve bir yerde iki tane palet getirmeyi düşünüyorum. Belki sadece bir tane getirebilirim. Acaba bir tane getirirsem o bu mu olsun? Lorac Chocolate Bar. Lorac promo olsun. Lorac'a götürmeyi düşünüyordum. Sonra bunu görünce aklımda bu kalıyor. Neyse. Bakacağız. Belki ikisini de getiririm. Çok da taşımak istemiyorum. Neyse. Bununla ben makyaj yapmış mıyım yahu? Ne var ki ben? Fırçalarımı yeni yıkadım. Kendime çok gururluyum. 50 kere de söyledim. Anladınız yani. Fırça yıkadım. Anladınız. Bunlar için yakınlaştırmamı ister miydiniz? Hani özel bir şey yapmıyorum. Bir de bu hep diyorsunuz ya seni makyaj için izlemiyorum, sohbet için izliyorum diye. Alın o zaman sana. Yakınlaştırmıyorum. Böyle kendi kendime yapacağım. Madem makyajım için izlemiyorsunuz. Bir şey daha vardı. Ay. Biz bebek yapmaya karar verdik. Ben bunu da Instagram'dan duyurdum. Instagram'da her şeyim. Tuvalete gidip onu duyuruyor. Değil tabii ki. Ama biz Charlie ve bendeniz artık yavaş yavaş çocuk istiyoruz. Yani biz zaten uzun zamandır çocuk istiyorduk da cesaret edemiyorduk. Şimdi dedik madem taze bir borcun altına girdik çocuk yapmayı şimdi düşünelim. Borçsuz halimizi de istemedik. Çocuk yapmak istiyoruz. Bunun sebepleri var. Birincisi ikimizin de çocuk istememiz. İkincisi ben Haziran'da 32 yaşına geleceğim. Yani artık gençleşmiyorum. Çok fazla beklemek istemiyoruz artık. Yani benim yaşım itibariyle. Biz çocuk istiyoruz diye hemen çocuk sahibi olabilir miyiz? Bilmiyoruz. Anne! Bu kim ya? Benim telefon cevap vermem lazım. Hello? Hello? Yes. Hi, yes. Yes. Geri geldim. Dünyanın en şanssız insanı mıyım? Sinir oldum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum USPS'den ve oradaki gerizekalı çalışanlardan. İki tane paketim kayboldu bu yeni ev geldiğimiz evde. İkisi de alıcılarına geri gönderildi. UPS'in gönderdiği bütün kargolarım elime geldi. Bütün mektuplarım elime geliyor ama USPS denen geri zekalıların gönderdikleri elime gelmedi. Şimdi onlardan bir tanesiyle telefonda konuşuyordum. Sonra Ulta'yı aramak zorunda kaldım çünkü Ulta'dan gelmesi gereken bir paketti. Ve paket benim için değildi. Neyse. Sakin. Bir daha Ulta'dan online alışveriş yaparsam yani. Sephora dışında hiçbir yerden online alışveriş yapmamak lazım. Sephora UPS ile gönderiyor. Hemen insanın kapısında bitiveriyorlar. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Ne yapıyordum? Ne diyordum? Ha, çocuk. Çocuk düşünüyoruz. Dediğim gibi yani bizim çocuk düşünüyor olmamız ya da çocuk yapma çalışmalarına başlayacak olmamız hemen çocuk sahibi olacağımız anlamına gelmiyor. Olabiliriz de bilmiyorum. Daha hiç çocuk sahibi olmaya çalışmadım hayatımda. Charlie'de çalışmadım. O yüzden bilmiyorum. Hemen de olabilir. Şu o kadar şanslıysak. Aylar da sürebilir, yıllar da sürebilir. Özel tedaviye ihtiyacımız olabilir, olmayabilir, bilmiyorum. O yüzden de bekleyip görüşeceğiz. Ama çocuk yapmak, çocuk sahibi olmak istiyoruz. Artık anne baba olmak istiyoruz. Hayat olarak buna ne kadar... Arkada kamera gibi bir şey diyor. Hayat olarak buna ne kadar hazırız o tartışılır. Ama kafa olarak artık buna hazırız. Ben Charlie'nin harika bir baba olacağına eminim. Harika bir insan çünkü. İnsan olarak harika. Harika bir eş. Harika bir dost. Baba olarak da harika bir baba olacağına eminim. Hayatımda gördüğüm en sevgi dolu, en çalışkan insanlardan bir tanesi. Çok iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Çok seviyorum onu. Ve bir baba olacak olarak da harika olacağına eminim. Bu arada Allah'ım bu bayit ne kadar güzel. Ne kadar tozsuz olmayı. Ya şu saç şuradan ayrılıyor ya. Beni bitiriyor. Ben orada bitiyorum. Neyse işte böyle. Çocuk kısmında bu olayın. Yani daha ortada fol yok, yumurta yok. Olur da öyle bir şey olursa. İnşallah bir gün. Çocuk bekliyor olursak.
hamile olursam, tabii ki bunu tabii ki sizlerle paylaşacağım. Birçok kişi işte belli bir süreyi geçirmeden paylaşma diyor. İlk 4 ay mı? Bilmiyorum ben 4 ay nasıl doğururum. Benim hiç ağzımda bakla ıslanmıyor, fark etmişsinizdir. Özellikle de iş size geldiği zaman hiç içimi tutamıyorum bir şeyleri, hemen paylaşıveriyorum. Bazen sonradan pişman oluyorum. Çocuk da şakaya gelecek bir konu değil. Bilmiyorum hemen paylaşır mıyım? Ama herhalde kendimi 4 ay tutmam çok zor olur. Ama göreceğiz. İşte öyle. Eğer olur da çocuk bekliyor falan olursak haftalık vloglar yapmayı düşünüyorum. Yani haftalık hamilelik videoları falan yaparım diye düşünüyorum. Hiç yani bilmiyorum hani şu an o kadar ortada fol yok, yumurta yok ki ama olursa öyle paylaşımlar muhtemelen yaparım. Bu süreci sizlerle yaşamak isterim. Çok da böyle kendi kendime gelin gibi olmak istemiyorum. Çünkü bu tamamen biraz da şansla alakalı. Hani o yüzden öyle. Şu bileğimdeki de toka bu arada. Burada niye hala bileğimdeyse. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Gene her zamanki sıkıcı makyajımdan bir tanesini yapacağım. Deyip acaba alta... Çünkü şu paletteki şu mor renk benim palette en sevmediğim renk, beni bilenler olarak anlamışsınızdır ki o benim için sadece alt kirpik çizgisine sürülebilecek bir renk. Bu yüzden de bu şekilde kullanacağım. Ya çirkin bir renk değil ama benlik bir renk değil. Ben mor falan sürmüyorum pek biliyorsunuz. İnanılmaz oldum ya. Şahtım şahmaz oldum. O moru sürdüm ya, tamam. Olay bitti. Paletteki açık renkli de pudra gibi göz altındaki pislikleri temizlemem. Son zamanlarda eyeliner olarak Stila'nın şu eyelinerini kullanıyorum. Stay All Day. Bu bana yine bir şeyin içinden çıkmıştı ama. Charlie'nin aldığı setin içinden çıkmıştı sanırsam. Normalde bu tarz eyelinerleri çabuk kuruyor vesaire olarak düşünüyordum. Avon'un vardı sanırım bir tane. Ondan memnun değilim ama bu Stila'nınki güzel açıkçası. Tekrar almazdım. Birincisi çok pahalı. İkincisi evet güzel ama bir Wet n Wild değil. Üçüncüsü Stila Çin'de satılıyor galiba. Bu arada bu hayvan testleri konusunda yani geçen gün bir yazı okudum. Kimindi ya? Telefonumdan okudum. Keşke saklasaydım hangi sayfa diye. Buradan siz linkini de verirdim. Ama neyse bir yazı okudum. Cruelty Free bir blogger'ın yazısıydı. İşte o da geçmişte çok uzun süre bu işte siyah nokta, beyaz nokta, gri nokta onlara takılıp belli markaları çok almamış birisiydi. İngilizce bu arada blog. Neydi ya? İsmini hatırlamıyorum valla. Neyse. Onun yazısında diyordu. Acaba işte bu yazı şey hakkındaydı bu arada. Kendileri test yapmayıp atıyorum işte NYX gibi üst firmaları test yapan markaları kullanmalı mı kullanmamalı mı hakkında bir yazıydı. İşte kendisi şey diyordu. Ben çok uzun süre buna karşı çıktım. Hani hiçbir şekilde paramın hiçbir şekilde dolaylı yoldan da olsa test yapan bir marka gitmesini istemedim. Fakat bu işte o test yapan markaların şöyle düşünmesine sebep oluyor. Bakın işte zaten cruelty free olanlar iş yapmıyor. Ya da hani sonuçta şöyle bir şey var. Yazın tam olarak ne söylediğini hatırlamıyorum. Ana fikri şuydu. Sonuçta tüm bu markalar cruelty free olsun ya da olmasın para için yapıyorlar bu işi haliyle. Herkesin ay Allah'ım nasıl çirkin sürmüşüm ben bunu. Ne alaka? Nasıl çirkin bir eyeliner sürüş bu Bilgen? Ne yaptın sen? Bilgen. Bilgen. Bu da şimdi böyle elle çıkardı zaten. Uzattıkça uzatmışım şuraya kadar. Neyse. Şahtım şahbaz oldum bunu yapınca.
söylemeye çalıştığı şuydu. Ayağımı uzattım, içiniz bayıldı muhtemelen. Bu insanlar bu işi para için yapıyorlar. Ve eğer biz paramızla cruelty free olan ama üst firması olmayan markaları desteklemezsek, onlar para yapmayacağı için, yani fazla satış yapmayacakları için üst firmalar olan marka, bak zaten cruelty free olan marka para yapmıyor gibi düşünecek. Yani aslında biz bildiğimiz dalı kesiyoruz tarzı bir şey söylemeye çalışmıştı. Bu fikre ne kadar katılıyorum bilmiyorum. Yani haklı yönlerini görüyorum bir yandan. Bir yandan da ne bileyim, dolaylı olan bile olsa üst markası test yapan bir markayı desteklemek bana çok vicdanım çok rahat olmaz gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum. Örnek işte benim için bir markanın Çin'de satılması o markayı kullanmamak için kesin bir sebep. Çünkü Çin hükümeti testleri zorunlu koyuyor. Yani bir markanın Çin'de satılması demek o marka kesinlikle test yapıyor. En azından belki sizin elinize aldığınız, kullandığınız ürün için olmasa da Çin pazarında satılan ürün için demek ve bu bir markanın test yapması benim için hayır hayır yani. Ama atıyorum, örneğin işte aklıma hep bu marka geliyor, NYX. Kendileri test yapmıyor, Çin'de de satılmıyor ama patronları L'Oreal. Yani NYX almakla L'Oreal almak bu noktada aynı şey mi? Yoksa aynı şey değil mi? Yoksa hala alt firmasını desteklenmeye devam edilmeli mi? Bu konuda biraz muallaktayım, tereddütteyim. Onu. Yani o kafam karışık biraz açıkçası. Almalı mıyım, almamalı mıyım bilmiyorum. Yani NYX benim çok sevdiğim bir markaydı. NYX'e örnek vererek söylüyorum. Başka bir marka da olabilir. Mesela Body Shop. Body Shop yıllarca cruelty free'lik adına savaşmış bir marka. Çin'de de satış yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Sadece patronları L'Oreal. Kendileri hala test yapmıyor. O yüzden acaba Body Shop'a destek verilmeli mi? Vermeli miyim, almalı mıyım? Anlıyor musunuz o muammamı? Bunun gibi markalar var yani aklımda. Bakalım belki onları kullanabilirim. Belki kullanmam, bilmiyorum. Yani şu an kullanmıyorum ve mutluyum. Hani bir arayış içinde değilim bunlara karşı ama bindiğim dalı da kesmek istemiyorum. Bu arada elimdeki markam Anastasia Beverly Hills'in Deep Brow Pomade Dark Brown olanını kullanacağım bugün. Sürdüğüm Maybelline'e çok gri diyorsunuz. Bakalım bu nasıl? Bakalım buna ne diyeceksiniz? Bu da çok koyu aslında. Ama daha açık renklerine baktım. Onlar da çok kızıl benim için. Bu renk oldukça koyu. O yüzden azıcık bir sürmek bile çok pardon. Yetiyor. Bahsetmek istediğim bir şey var mıydı? Söylemek isteyip de unuttum. Sonradan aklıma gelip de ah boş boş konuşacağım, keşke bundan bahsetseydim Gülgen diyeceğim. Bugün saçlarımdan nefret ediyorum. Ama mutluyum bir yandan da. Konuyla ne alakası var bilmiyorum ama. Tekrar video çektiğim için saçlarımdan nefret ediyorum ama bir yandan da mutluyum. Ay, İbo gelecekti bize. Bir ara video bitince ona da mesaj atayım. Gelmiyor musun yiyorum diyeyim. İbo'dan ayrılmak tabii ki zor oldu. Ama yani sonsuza kadar beraber yaşamayacaktık. Bunu hepimiz biliyorduk. Bizim beklediğimizden ve istediğimizden daha erken oldu. Yani benim ve Şahin'le biz daha uzun süre yaşamak isterdik beraber. Ama şartlar bunu gerektirdi. Yine de izin günlerimize falan sürekli görüşmeye çalışıyoruz ki birbirimizi özlemeyelim. Zira birbirimizi görmeyince özlüyoruz tabii ki. Kaş altıma ne süreyim? Madem İbo'yu özlüyorum, kaş altıma bir şeyler süreyim. Duyuyor musunuz şimdi? Bir dahaki videoda muhtemelen kapatacağım pencereyi. Ben anlamıyorum. Bu video şimdi böyle belki 40 dakikalık falan bir video olacak muhtemelen.
40 dakika boyunca oturup kendi kendine davuldan dala atlayan, konuşan bir insanı izlemenize ben oturup hiçbirini bu kadar izler miydim bilmiyorum açıkçası. Teşekkür ederim o yüzden de. Yani bir sürü sevdiğim YouTuber falan var, yerli yabancı. Ama oturup da bu kadar izlemezdim herhalde. Sıkılırdım diye tahmin ediyorum. Şimdi madem çok güzel oldu, benim bitmek üzere olan, bitirmeye çalıştığım bir adet göz kalemim var. Urban Decay şu kadar kaldı. Sanırım son açışımdı bu. Onu söyleyeyim. Çok seviyorum ürün bitirmeyi. Hazır ben makyaj etmişken İngilizce kanalım için Pendant Palette videosu çekeyim. Bak şimdi aklıma geldi. Bunu bir arkadaş sormuştu. Kötü bir niyetle de sormamıştı. Zaten kendisi söylemişti bunu. Yani yerli kanalında bu kadar takipçim varken ve işte seni video editlemeyen vesaire halinde kabullenip seviyorken neden diğerlerinin içinde hiçbir fark yaratamayacağın İngilizce videolar yapıyorsun gibi bir şey söylemişti. Yani bariz bir sebep söyleyemem. Yapmak istiyor olmam dışında herhangi bir sebep yok açıkçası. Arkadaşın söylemek istediği şeyi anlıyorum ve kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum ama öyle istiyor. Urban Decay'in bunu da gene bitirme amaçlı. Ay bu arada ben hiç hayatımda daha bir tane bile high-end rimel kendime almadım para verip. Ve şu an elimde yaklaşık 10'a yakın high-end rimelim var. Hep oradan buradan çıkan. Bu da onlardan bir tanesi. Yalan söyledim. Az önce yalan söyledim. Kendime bir tane high-end rimel almıştım. Lately. 2 hafta önce kadar. Too Faced'in bu rimelini aldım. Better Than False Lashes Nylon Lash Extension System. Şu 1 ve 3 numara bu, 2 numara bu. Önce şu rimelden sürüyorsunuz bir kat. İstiyorsanız bunun review, demo gibi bir videosunu yapabilirim ama ben şuradan hemen kısaca söyleyeyim, hiç beğenmedim. Sonra ikinci kat şunu sürüyorsunuz. Görüyor musunuz? Üstünde böyle tüy gibi şeyler var. Ondan sonra üçüncü kat ilk sürdüğünüz tekrar sürüyorsunuz ama ben hiç beğenmedim. Bence çok aman aman bir olayı yok. Yani çok kötü, iğrenç değil ama yani çok gereksiz. Onun dışında hayatımda hiç high-end rimel almadım ve 10 taneden fazla high-end rimelim var. Onları bitirmeye çalışıyorum. Hepsi böyle küçük boy. Elimdeki de Urban Decay Super Curl Curling Maskarası. Daha iyi rimeller kullandım. High-end değillerdi. High-end daha iyi rimeller de kullandım. Drugstore rimeller de bundan daha iyi. Kötü bir rimel değil ama yani çok aman aman bir olayı yok bence. O yüzden bunu tam boyuna almak gibi bir düşünceniz varsa vazgeçmenizi tavsiye ediyorum. Mesela Urban Decay Çin'de satılıyor mu? Yoksa sadece patronları L'Oreal mi? Urban Decay almalı mı almamalı mı? Yedi beni bu. Cruelty free olayı. Karar aşaması zor. Mesela biz evde bir süre ben hangi markaydı? CVS değil. Fresh and Easy'den aldığım bir marka kullanıyordum. Cruelty free bulaşık deterjanı. Üzgünüm, berbat yani. Ve şu an normal kullanıyoruz. Ajax falan kullanıyoruz. Ajax neyse ondan kullanıyoruz. Yani makyaj ürünleri dışında hayatımın her evresinde cruelty free'yim diyemem. Denedim. Mesela Charlie çamaşır deterjanı konusunda çok... Charlie aslında birçok konuda öyle de. Çamaşır deterjanı konusunda çok takıntılı birisi. Yani hep tek bir marka olacak. Arm & Hammer diye bir marka kullanıyor. Tek bir marka olacak. O markanın işte belli bir şey olacak falan filan neyse. Ve ben ilk olarak cruelty free alalım tamamen dediğimde bana söylemişti, bak Bilgen, eğer bunlar güzel yıkamazsa tamam senin için deneyeceğim ama güzel yıkamazsa ben bunu kullanmam diye aldık ve çıkarmıyor yani, kirleri çıkarmadı. Mesela bulaşık makinesi deterjanı aldık. Bulaşıklar olduğu gibi çıkıyordu falan, güzeldi, hala duruyor hatta. Yani adam dedi, bak dedi, bir şans verdik ama hayır güzel değiller dedi. Eğer sizin bildiğiniz temizliği de güzel yapan, yani güçlü, bu marketlerden aldıklarımız kadar güçlü çamaşır ve bulaşık deterjanı varsa, cruelty free marka olarak bana haber verirseniz çok sevinirim. Çünkü kullanıyorum normal marketten aldıklarımız ama içim rahat değil. Bir yandan da yani yıkadığım şeyin temiz olmasını istiyorum. Dünyanın en normal şeyi bu herhalde.
Öyle bir dilemmamız var yani. Hani hayatımın her alanında ne yazık ki kurultu free değilim. Bunu da saklayacak da değilim. Belli. Ruj mu süreyim ya? Şu an elimdeki ruj olayını size göstermek istiyorum. Bazılarını bilmeceye kaldırdım. Ama bunları henüz kaldırmadım. Şöyle bir. İçinde ayakkabı kutusunda ruj taşımışım. Rüzgarın içine koyacağım. Evet. Şimdi bunların içinden ruj seçelim mi? Too Faced... Ay kepiğim bulaştı. Too Faced'ten yapmışken Too Faced mi sürsem? Evet, tabii ki bulaştı. Tabii ki bulaştı, çıldıracağım. Hemen hatırlamam. Ben şeyden Wet n Wild'dan yeni ruj almışım. Makyajla gider mi? Gitse de süreceğim, gitmese de. 503C Will You Be With Me isimli şu ruj almıştım. Ama ben sürmüşüm bile bunu. Hiç hatırlamıyorum, sürdüm. Bunu süreceğim, çok güzel çünkü. Peki kalem sürsem ben bununla? Annem benim tat rujum da varmış. Wishful. Bu da gider aslında. Yoksa daldan dalayım. Jordana'nın yeni aldığım modern matte lipstiklerinden mi sürsem? Evet evet, Jordana'yı süreceğim. Kalem olarak ise Estrel markasının şu kalemini kullanayım. Bunları bana Esra mı göndermişti? Başka bir takipçi mi göndermişti? Hiç hatırlamıyorum vallahi, o kadar zaman aldı ki. Ne kadar sürümü zor bir kalemmişsin sen. Jordana'nın Matte Tease isimli bu rujumu şimdi süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Böyle ben ucu böyle olan rujları sevmiyorum aslında ama ne yapalım. Deli gibi mat yalnız. Böyle ucu böyle rujları sürmeyi zor buluyorum, o yüzden sevmiyorum bu arada. Evet ballar. Bu şekilde makyajım dünyanın en uzun, en daldan dala atlamalı, muhtemelen saçmalamalı videosundan sizlere bay bay deme zamanı geldi. Umarım sıkılmamışsınızdır. Aklıma gelen, söylemem gereken, unuttuğum bir şey olmamıştır. Umarım zaten sorularınızı videonun altına bırakırsınız. Fırsatım oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Son iki videomda özellikle cevap vermeye çalıştım. Bazen herkese tek tek cevap veremiyorum ama çoğunluğa vermeye çalışıyorum. Bazılarınıza cevap vermeye çalışsam bile tıkladığımda reply ya da işte cevap ver sekmesi çıkmıyor. Onlarınkine like yapmaya çalışıyorum. Böyle. Instagram'da hayatımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. 30 bin kişi olmak üzereyiz YouTube kanalıma. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok ciddi bir rakam. 30 bin tane insan beni izliyor. İnanamıyorum. Teşekkür ederim desteğiniz için, beni izlediğiniz için. Umarım Türkiye'de buluşmalarda görüşebiliriz. Dediğim gibi tarihleri kesinleştirdiğinde Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan üçünü de haber vereceğim. Birinden takip etmenizi tavsiye ediyorum, beni hiç değilse ki haberdar olun. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın.